Arkadaşlar Unity Dersleri serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlere yeni bir shader yapımını göstereceğim. E, konumuz da hologram shader. Hologram vari bir e, görsel efekt oluşturmak için oyunlarda kullanabileceğiniz efekti göstereceğim. Projem HDRP'de yani High Definition Render Pipeline'de şu an ayarlı. Siz e, Universal Render Pipeline, kısaltım URP veya Lightweight Render Pipeline'de kullanabilirsiniz. Şimdi sağ tıklıyorum çok geçmeden create kısmından shader'dan pbr grafı seçiyorum adında hologram koyuyorum. Shader'ımı oluşturdum Ben üstüne çift tıklayarak shader'ımı açıyorum tam ekran yaptım. Bizi e, standart boş bir ekran karşılıyor sadece pbr masterımız bulunuyor. Öncelikle hologramımız için bir materyal rengimiz bir ana rengimiz olması lazım onun için de buraya hemen tıklayıp Color seçiyorum. Adını da Base kalır veya Material Color da diyebilirsiniz koyuyorum. E, mod kısmından Default yerine HDR kullanıyorum ki e, bazı e, renk aralıklarına ulaşabileyim. Yani HDR'ın farkı burada bizim Intensity renklerimiz var. Daha canlı, daha parlak veya daha koyu e, renklerle biraz daha Bloom, parlaklık, Emission e, efekti ekleyebiliyoruz. Base mı direkt Albedo'ya bağlayacağım. Bağlayamadım. Albedo'ya bağlayacağım. Gördüğünüz gibi direkt rengimi, materyalimi alıyor. Ben bunu biraz daha mavi, ma mavi var ya, turkuaz mı oluyor ne oluyor bu renk. Böyle bir renk kullanıyorum. Şimdi gelelim hologramımızı oluşturmaya. Öncelikle bir Texture ekleyeceğiz. Yine buraya tıklıyorum. Texture 2D'yi seçiyorum. Ve adını da hologram. Texture koyuyorum. Bunu da şöyle bir sürükledim. dedim. Texture'um benim iki tane hologram texture'um var. E, bu tarz hologram texture'ları yapmayı e, Photoshop gibi programlardan yapabilirsiniz zaten basit. Onu da hemen göstereceğiz. Şimdi hologram e, texture'ları herhangi bir şekilde bağlayamıyoruz. Tek bağlayabildiğimiz yer bizim sample tekstürümüz. Sample texture yazın hem lot hem normal var. Biz burada normali kullanacağız. Lot'la şu an işimiz yok. Gördüğünüz gibi tekstürüm um burada gözüküyor. Benim kullandığım iki tane hologram texture var. Bir böyle gradientli bir, e, çubuklardan oluşuyor. Diğeri de biraz daha e, gerçekçi, biraz daha detaylı. Aynısının biraz daha profesyonel hal gibi düşünebilirsiniz bir e, tekstürümüz var. Şimdi ben e, bunu kullanacağım ki daha detaylı anlatıp sağlayabilelim. Bunu da kapatıyorum. Şimdi tek tekstürümüz bulunuyor ama bunda birkaç ayar yapacağız. Ne gibi ayarlar yapacağız? Öncelikle RGBA yazan kısımdan ben bunu alfa channel'ına bağlıyorum. Alfa'ya bağladım ama herhangi bir değişiklik yok. Neden? Çünkü bizim alfamız aslında bizim eee opaklığımızı, transparanlığımızı ölçüyor. Yani ne kadar görünür veya görünmez olsun. Lakin bizim projemiz projemiz Surface'de opak olduğu için alfa'da herhangi bir değişiklik yapamıyorum. Ben bunu transparent aldığımda, saydamlığı aldığımda gördüğünüz gibi benim eee göre materyalimin e, rengi değişti. Aslında buralar opak oldu şekilden ziyade renk olarak bir değişim söz konusu. Gördüğünüz gibi ben çevirdiğimde e, dairesel olduğunu görüyorum. Şimdi biz hologram efekti yaparken ee, objemiz ve artık nesnemiz döndüğünde efektin de bununla beraber dönmesini istiyorum. Bunu daha iyi küpte gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi ben çevirdikçe küpün eksenlerinde e, bağımsız çizgiler oluşuyor. Biz bunu tek bir eksende yapacağız. Yani sürekli kamera açısına yapmamız için öncelikle UV UV kısmını tutup sürükleyip bırakıyorum ve yani buraya bir tiling ekliyorum. Tiling'e offset ekliyorum şunları kapatacağım yer kaplamasın şimdi tiling and offset ekledik öncelikle UV'den tiling'in UV'sini buraya bir screen position ekliyorum böylelikle değişimi hemen göreceksiniz şöyle çift tıkladım gördüğünüz gibi artık küpün yönüyle alakalı direkt kameraya bakan bir çizgilerimiz söz konusu ben objemi ne kadar çevirsem çevireyim çizginin ekseni pozisyonu her zaman aynı bu sayede Gelelim tiling kısmına. Burada e, ayar yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çizgi sayısını arttırıp azaltabiliyoruz. Keza x ekseni için de öyle ama bunun x ekseni düz olduğu için, düzlemsel olduğu için herhangi bir e, değişim küçük değerlerde gözükmüyor. Şimdi ben bunu 50 ayarlamak istiyorum. Hemen buraya bir vektör 2 oluşturacağım. Vektör 2 oluşturuyorum ki bu değerleri 50 ayarlayabilirim. Şu an 0'a 0 olduğu için gördüğünüz gibi bir efektim yok. Bunu x'ini 1, y'sini de 3 yapıyorum. 3 ee, çok oldu. 3 olsun. 3 yapıyorum. Böyle bir efekt elde ettik. Bunu sağ tıklayıp convert to property'den property yapıyorum. Adında tiling eee offset koyacağım. Şimdi e, aşağıda da bir offset değerimiz var. Biz bu e, çubukların zamanla hareket etmesini istiyoruz. Zaman dediğimiz için aklımıza tek gelen not time node'u. Time ekliyorum. Şimdi bunu buradan sürükleyip offset'e bıraktığımda gördüğünüz gibi e, çubuklarım zamanla aşağı doğru hareket ediyor. Lakin bu çok hızlı ve biz bunun hızını ayarlamak istiyoruz. Onun için ne yapacağız? Onun için e, bu bağlantıyı siliyorum. Time'ı e, boşluğa bıraktım ve bir multiply ekliyorum. Multiply nedir? Aslında bizim bir çarpanımızdır iki değeri birbiriyle bütünleştirir. Şu an gördüğünüz gibi ben out'tan offset'e tekrar bağlayacağım. Şu an e, çarpanımız 2 olduğu için 2 katı hızlı. Ben bunu e, 0.5 yaparsam gördüğünüz gibi yavaşladı. Ama e, bunu biz elle değiştireceğiz yine isteğimize bağlı olarak. Yine bir boşluğa sürükledim ve vektör 1 oluşturuyorum. Bu bizim zaman hızımızdı. Bunu convert property diyeceğim. Buna da e, Offset Speed diyebilirim. Tabii siz nasıl isimlendirmek isterseniz. Default değerinde 0.1 gibi küçük bir değer tutuyorum. Gördüğünüz gibi yavaşça bir hareket söz konusu. Bunları kapatacağım. Şu an e, bu kısımda aslında işim bitti. E, şu an standart bir hologram efektini elde edebiliriz. Ama biz e, görselimizi daha güzel hale getirmek istiyoruz. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Köşelere bir ışık ekleyerek, renk ekleyerek yapabiliriz. Şimdi onu nasıl yapacağız? Öncelikle sample texture'dan RGB'yi yine tutup boşluğa sürüklüyorum ve buraya one minus yapıyorum. One minus nedir? Gördüğünüz gibi aslında değerinizi ters çevirir. Yani burada işte beyaz, siyah ııı e, ne bileyim beyaz arka planda siyah çizgiler varsa burada siyah arka planda beyaz çizgiler gibi düşünebilirsin. Yani görsel tam tersine dönüyor. Reverse işlemi oluyor. Şimdi bunu ben tekrar bir multiply ile çarpacağım. Şöyle multiply a ile çarpayım. Multiply ile çarpıyorum ve buna aynı zamanda base color'ı ekliyorum. Yani bizim texture rengimizi buna da ekliyorum. Böyle bir şey elde ettik. Devam ediyoruz. Bitmedi. Bunu Tekrar ben uzatıp bir add nodu ekliyorum. Add nodumu ekledim ve şu an böyle bırakacağım. Hemen yukarıda yeni bir işlem yapıyorum. Öncelikle bu köşelere ışık ekleme efektlerini ne ile sağlayacağız? Çok basit bir aracımız var. Fresnel efekt ile sağlayacağız. Fresnel efekt aslında gördüğünüz şekilde gördüğünüz gibi gradient sağlıyor bize. Ben x değerini arttırıp azalttığımda bu efekti e, alabiliyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız? E, gördüğünüz gibi burada bir e, power değerimiz var. Değiştirebiliriz. Ben bunu yine bir e, property yapmak istiyorum. Yani ben materyal üzerinden e, bu değiş değişikliği elimle sağlamak istiyorum. O yüzden vektör bir oluşturdum. Convert to property yapıyorum. Adını da Frenel power koyacağım. Yani e, ne frenel efektinin ne kadar aktif olduğunu göstereceğim şu an defaultta sıfır olduğu için böyle bir görüntü alıyoruz Ben bunu 3 gibi bir değer yapıyorum Bunu da kapattım Şimdi e, out kısmını biz Bir multiply ekliyoruz multiply'ı niye ekliyoruz Biz bunu bir renk eklemek istiyoruz buna daha doğrusu Şimdi Öncelikle buraya bir e, color açıyorum Yine bir rengimiz var modunda HDR yaptım Convert to property diyorum ve adına da Fresnel kalır diyeceğim. Fresnel Color dedim. Bunun rengini de e, HDR olduğu için şöyle öncelikle kırmızı turuncuya yakın bir renk seçiyorum. Ve parlaklık değerini 5 gibi bir değer yapıyorum şu anlık. Gördüğünüz gibi böyle bir e, rengim var. Bunu Multiply'e e bağladığımda elde ettiğimiz efekti göreceksiniz. Bu ıı, renk almış haliyle böyle oldu. Şimdi multiply'ı et kısmına tekrar bağlıyorum. Boş kalan kısmına ve son aşamada da out kısmını emisyon kısmına bağlıyorum. Şu anda e, gördüğünüz gibi aslında beyaz olarak gözüküyor. Şunu bir safir yapacağım. Gördüğünüz gibi kenarlık beyaz. Bu tamamen renk ve bizim e, oluşturduğumuz değerlerden kaynaklı. Bunu materyal üzerinden değiştirip daha güzel bir görüntü sağlayabiliriz. Ama onu yapmadan önce ben e, size de tavsiyemdir, her zaman tavsiye ederim. E, shader grafımı düzenliyorum. Nasıl düzenliyorum? E, daha ekrana sığabilecek şekilde ve düzgün e, şekil olab duracak şekilde, gözü hoş duracak şekilde ama burada asıl sebebi göze hoş durmasından ziyade neyin nerede olduğunu görebilelim veya dosyalayabilelim. Yani şunu komple seçip sağ tıkla e, grup Selection adına Frenel efekt deyip e, dosyalayabilirsiniz tutabilirsiniz yani burada birçok Ayar var ama işte bunu e, Grup Selection'dan kalır diyeceğiz Burada da aslında Texture ayarlarımız var daha detaylı da ayırabilirsiniz yani şunu Şu ikisini seçip Texture deyip şu ikisine Tiling deyip e, Direkt Tiling efekti ayırabilirsiniz ben basit tutacağım Grup Selection'dan Texture Diyorum 3 tane e, grubum oluşmuş oldu Tabi grubun içerisinde Ayarlamak istiyorum görsel anlamda daha e, güzel daha hoş dursun ve e, kullanışlı dursun aynı zamanda Çünkü biz buna e, ileride farklı eklemeler yapmak istediğimizde daha boş e, daha geniş bir çalışma alanına sahip olalım gördüğünüz gibi şu an bu benim için yeterlidir hemen şu çizgilerimizi de ben dikey olarak tutmayı sevdiğim için şöyle dikey bir çizgiye elde etmeye çalışıyorum Tabi bunun için şunu da şöyle olabildiğince yakın tutuyorum ki e, yerden tasarruf sağlayabilelim. Şu anlık efektim bitti. Ben bunu save asset diyorum. Ve sahneme geri dönüyorum. Şimdi ilk yapacağım iş PBR shader'ıma sağ tıklayıp create'den bir materyal oluşturuyorum. Adını holo diyorum şimdilik. Gördüğünüz gibi direkt e, shader ayarları materyalin içinde geldi. Bunu test edeceğim bir objem lazım. Bunun için de sahneme bir safir oluşturuyorum. Bu safiri de e, kameraman game kamerasının önüne gelecek şekilde konumlandırdım. Şimdi materyemi direkt e, objemin üstüne sürükleyip bırakabilirim. Önce bir e, ışıklandırma yüklenme sorunu var. Biz bunu e, shader olduğu için, materyal ayarı olduğu için runtime'da yani play modda değiştirebiliriz. Değişiklik sağlayabiliriz. O yüzden ben oyunumu başlatıyorum ve aslında game screen'in üzerinden değişiklik sağlayacağım şu an. Ee, base color'ımız gördüğünüz gibi aslında bizim ana rengimiz yani ben bunu değiştirebiliyorum. Ee, hologram texture'ımız gördüğünüz gibi bizim texture efekti almamızı sağladı. Benim e, şu an bulunan diğer bir texture'ım ise böyle bir efekt daha gerçekçi bir hologram efekti sunuyor. Ee, bunu kullanacağım. Tiling offset e, bahsetmiştik o ne kadar sık olması gerektiğini Oluşturuyorduk Biz böyle e, karıncalı bir efekt Veya böyle bir efekt kullanabiliriz Bunu 4 gibi bir sayı giriyorum Offset speed'imiz gördüğünüz gibi Bizim hızımız ben bunu arttırdıkça Aşağı inme hızı artıyor Bunu da ben 0.5 gibi bir değer Benim için uygundur Frenel power gördüğünüz gibi Kenarlarda bir sarı ışıklımız Söz konusu ben bunu arttırdığımda Işığım kenarları azalıyor. Hop, e, yanlış bir yere tıkladım, Holo, e, materyalimi tekrar seçiyorum. Ben bunu e, azalttığımda ise ışığım ortaya doğru birleşiyor ve tamamen materyalimin önüne geçiyor aslında. Gördüğünüz gibi. Ben bunu nasıl bir değerde kullanacağım? Ben bunu 4 gibi bir değerde kullanacağım. Çok ince bir değerde kullanacağım ama Intensity değerini biraz arttıracağım ki daha parlak 7 gibi bir e, sayı çok oldu. 6 gibi bir değerde tutacağım. Daha parlak, göze çarpan bir e, değer tutuyorum. Rengini değiştirebilirim. Ben sabit bırakacağım. Hatta Fresnel power'ı 5 gibi bir değere de alabilirim. Daha ince olsun. Çok e, materyalimin önüne geçmesini istiyorum. Şu anda aslında tamamen bitmiş durumda. Bizim bir hologram efektimiz oldu. Bunu e, ne gibi kullanabilirsiniz? Star Wars filmlerinden ya da herhangi bilim kurgu filmden aşina olduğunuz işte hologramlı görüntü efekti elde edebiliyoruz. Lakin daha kullanışlı alanları da söz konusu. Ne gibi? Bunu ben play modumu kapattım. Burada bir e, objemiz var sahnemizde. Ben bu objemi kopyalıyorum. Buraya koydum. Neden yaptım? Şimdi e, materyali tekrar buna atacağım. Ve game'ime tekrar basıyorum. Şimdi oyunda kullanırken özellikle PC kısmında e, oyunculara bazı alanlarda tutorial vermeden yani yönlendirme yazılı veya görsel ya, aslında görsel bir yönlendirmedir bu yazılı bir yönlendirme veya tutorial eklemeden de oyuncunun e, akışa e, oyun akışını bozmadan oyuncuya direktif verebilirsiniz nasıl gördüğünüz gibi bir hologram efektim var lakin ben bunun e, materyal ayarını biraz değiştireceğim projeme göre öncelikle offset speedini sıfır yapıyorum sabit bir değer istiyorum bunun e, materyali bu gayet uygun Şimdi e, böyle bir değer olduğunda şu arkadaki obj, pro, objemi de sileceğim, göze çarpmasın. Şimdi böyle bir e, boşluk bıraktığınızda, şunu görmeyin ilk etapta, şunu görmeyelim. Şunu, statik olduğu için çekemiyorum ama şöyle e, objemiz olduğunu düşünün. Şimdi e, böyle bir durum söz konusu olunca oyuncu şunu anlayacaktır. Benim burada koymam gereken boş bir objem var. Yani e, bir obje tamamlayacağız ve ta yapmam gereken şey bunu eklemek. Oyuncu buna benzer bu, bu görselle bir ürün aldığında atıyorum böyle bir e, testeremiz var, tahta kesicimiz var. Şimdi oyuncu buna sahipse şunun e, mantığını kendi içine koyabiliyor. Benim bunu buraya yerleştirmem lazım. Peki bunu nasıl oyuncunun için e, bilmesini sağlıyoruz? Tabii ki de görsel bir yardımla aslında destekle oyuncu e, bunu algılayabiliyor. Bir e, eklenti olduğunu, bir e, araç gereksinimi olduğunu oyuncuya sunabiliyoruz ve bunu yaparken işte bunu alıp buraya koy gibi herhangi bir tutorial veya şunu şuraya yerleştirmelisin gibi bir tutorial vermiyoruz. Aslında oyuncuyu biraz daha keşfetme yönüne açıyoruz. Böylelikle oyunumuzu daha küçük noktalarda daha güzel kılabiliyoruz. videomuz bu kadardı. Efektimiz de bu kadar basitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi çalışmalar.